Düzce Belediyesi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz ile ikinci maçına çıkan A Milli takım için Millet Bahçesi'nde dev ekran ile Düzcelilere maç yayını verdi. Millet Bahçesi'ne kurulan çift taraflı LED ekran ile yayınlanan maç esnasında Düzcelilere belediye tarafından çeşitli ikramlar yapılırken Türk bayrağı da dağıtıldı. Yüzlerce kişi açık havada milli takımın maçını izledi. Yunus 11'deler son hazırlıklar. Dünya yıldızları, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo çok önemli isimlere sahip. Abdülkerim, Ferdi'den yine ona, Abdülkerim, ön alan baskısı, şimdi Altay, onda, şimdi Fernandez. Fernandez ceza sahasına girdi, Kaan ve Hakan, Hakan'ın pası iyi değil, top kaybı. 2.25 İlk maçta da kart görmüştü ve cezalı duruma düştü. Çekya maçında forma giyen Yunus 11'deler son hazırlıklar. Altıya kadar geldi top. Dünya yıldızları Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo çok önemli isimlere sahip. Abdülkerim, Ferdi'den yine ona, Abdülkerim, ön alan baskısı, şimdi Altay, onda, şimdi Fernandez, Fernandez ceza sahasına girdi, Kaan ve Hakan, Hakan'ın pası iyi değil, top kaybı. 2.25 İlk maçta da kart görmüştü ve cezalı duruma düştü. Çekya maçında forma giyemeyecek. Taktik turnuvaya. Alinya, Ruben Dias. Hava sıcaklıklarının her geçen gün arttığı Düzce'de vatandaşlar serinlemek için çeşitli yöntemler bulmaya devam ediyor. Azize Mahallesi sakinleri sokak arasında tahta, halı ve naylon kullanarak 1500 liraya 4 kişinin rahatlıkla girip yüzebileceği havuz yaptı. Yaptıkları havuzu ise en çok çocuklar beğendi. İlk önce şöyle söyleyeyim, gençler Akçakoca'ya gitmekten, boğulmaktan sıkıldı. Yani şöyle söyleyeyim, hem suyu kötü, tuzlu su, ondan sonra hastalık var. Biz de can sıkıntısı, öyle bir havuz yaptık. Buranın üstüne şal koyduk kafamız acımasın diye. Ondan sonra tahta mahta falan aldık. Öyle yani. Burada rahatlıkla 4-5 kişi üzülür aynı anda. Peki toprak suyu çekmiyor herhalde? Yok. Toprak suyunu çekmemesi için branda koyduk. Brandın üstüne de halı koyduk. Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı Akçakoca'da kayık ve oltalarla tutulan balıklar tezgahları süslüyor.
Balıkçı Hasan Usta, yaz aylarına göre Kurban Bayramı'nda balık satışlarının iyi olduğunu belirterek şöyle konuştu. Abi Kurban Bayramı'nda balık satışları, ya şöyle söyleyeyim, yaz aylarında olması gerektiği gibiydi, güzeldi. Yani kurbanın etkisi oldu mu satışlarla? Yok, fazla bir etkisi olmadı. Ufak da güzel bir hareketlilik vardı abim. Peki balık fiyatları ne durumda? Balık fiyatları abi yaz balıkçılığı. Yani kıyıdan getiren müşterilerin kayıklarımız az az getirdikleri için mecbur pahalı oluyor. Pahalı oluyor. Aynen. Peki abi, şu an çıkan balık var mı Karadeniz'de? Tabii ki. Barbun'un mesela bizim buranın yerli geliyor. Mezgit'in yerli. Doğudan geliyor. İstavrit? İstavrit Bursa'dan geldi ben abi. Bursa'dan geliyor. Evet, yani abi. Buradan çıkmıyor şu an. Şu anda yok abi buradan. Bu balık satışları artar mı? İnşallah. Tek temennimiz artması. 9 günlük Kurban Bayramı'nın son gününde dönüş yoluna çıkanlar Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminden rahatlıkla geçebiliyor. Saatte 120 ile 130 km hızla çıkabilen sürücüler Düzce geçişinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmıyor. Polis ve karayollar ekiplerinin sıkı denetimleri ve uyarıları sayesinde Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişini sürücüler rahatlıkla geçebiliyor. Günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Gidiş yolculuğunda uzun araç kuyruklarının oluştuğu ve trafiğin durma noktasına geldiği Tem Otoyolu'nun ve D100 Karayolu'nun Bolu geçişinde tatilciler dönüş yolculuğunda ulaşımı rahat sağlıyor. Güzergah üzerinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve araç arızalanmaları nedeniyle bölgede trafik zaman zaman aksıyor. Edinilen bilgiye göre olay Gülbahçesi Mahallesi 13422. sokakta meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Hakim'a, eşi Şükran'a ile görüşmek için kayınbabasının evine geldi. İkilinin arasında çocukların nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakim'a, silahını çıkararak eşi Şükran'a, kaynanası Leyla'a, kayınbabası Turgut E. ve kaynı Muhammed E.'nin üzerine kurşun yağdırdı. 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Hakim ağa bebeğini de alarak yanındaki Şahin ağa ile birlikte 81M836 plakalı otomobilini atlayarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken kaçan şahıslar her yerde aranıyor. Hey,
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimlerini sıklaştırdı. Trafik polisi ekipleri Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde şok uygulama gerçekleştirdi. Motosiklet sürücüler üzerinde yapılan denetlemede kask takmayan ve abart egzoz kullanan sürücülere göz açtırılmadı. Ekipler tarafından yaklaşık 1 saat boyunca yapılan uygulamada 20'ye yakın motosiklet denetlendi. Denetleme sırasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü BT, dur ihtarına rağmen trafik denetlemesinden kaçtı. Motosiklette trafik polisinin anında peşine düşmesiyle yakalanan BT isimli sürücü, kaçmadım diyerek inkar etti. Sürücü abart egzoz kullanmaktan 6.439 lira, motosikletle yaya yolunu kullanma kuralına uymamaktan da 1.506 lira ceza yedi. Ayrıca BT'nin motosikleti bağlandı. Denetleme sırasında iki motosiklet sürücüsüne ise kask takmadığı için polis ekipleri tarafından kişi başı 691 lira ceza yazıldı. Şurada bir ara durdu büyük ihtimalle orada. Onu çizip ağrıyor ya. Kaçsam orada durmaz mı abi? Bu motor çalıştı bir bakar mısın? Bas bas bas. Var değil mi? Abi patlatır abi. Biz patlatıyoruz. Bunu patlatmıyoruz. Dur, her şey var abi. Bak o zaman kazanmadı abi. Vallahi kaçsam orada durmaz mı? Evet. Bu da adamın şeyine gittim ya, o yüzden. Yoksa orada dururdum, durmazdım ya. Kaçsam E5'e çıkardım. Orada durdum yani. Ben çekmedim, görmedim zaten. Polis arabası olmadığı için göremedim ya. Yok, polis arabası taşı mı geliyor zaten? Yoksa kaçtım, niye kaçtım? Her şeyim tam zaten. Batuhan, orası internetten ne yapıyorsun? Otoparka gideceğim. Egzozunu normal hale çevirip muayene seçeceğiz. O zaman otoparkta kalır mı? Bu şekilde ekrafe çıkmanın müsaade olabiliriz. O zaman ben arkadaşlar sıkıntı geçsen olur mu? Abi, oraya göre. Geçirsin mi çözüm? Onu değil, yok ben alacağım ondan. O satacak aracını zaten egzozunu. Bana o egzoz satın alacak burada. Abi değil mi abi? Artık otoparka gidiyorsun ya, otoparka çok şey gidiyorsun. Şimdi ben hemen getirsem, hemen dara getirsem olur mu? Boşuna bir şey yok. Getireyim mi? Burada değiştiremezsin. Hani geçtirelim. Bak kask orada. Hoş geldiniz. İyi ehliyetleri görebiliriz. Turgay! Gel. Sürücü belgenizi alayım. Kaskınız var mıydı? Var mıydı? Yanınızda mı şu an? Allah kolay gelsin. Allah kolay. Thank you.
Maskınızı neden takmadınız madde? Sıcak olduğu için. İşte dur şunu benim. Tamam ben şey yaparım, siz gideceksiniz. Şunu tamam. Tamam ben hallederim. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayram tatili nedeniyle kent genelinde trafik denetimlerini sıklaştırdı. Trafik polisi ekipleri Borazanlar Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde şok uygulama gerçekleştirdi. Yüksek ses müzik, abart egzoz, sis farı ve emniyet kemeri takmayan sürücülere göz açtırılmadı. Ekipler tarafından yaklaşık 1 saat boyunca yapılan uygulamada 50'ye yakın araç denetlendi. Kurallara uymayan bir sürücüye ise ceza işlem uygulandı. İstanbul'ları yanıp gezerken diğer sürücüler rahatsız oluyor. Gece gündüz fark etmez. Kapatmanız lazım. Açmamanız lazım. Yani ceza işlem uygulanacak. Resmen. Neden yaktığınızı da söyleyeyim yani. Hoşunuza mı gidiyor? Hoşuma gidiyor. Siz görmüyorsunuz ki ama. Arabayı gösterin abi. Başmeli sefer. Hadi bakma direkt anlayacağız. Tamam. Edinilen bilgiye göre Sümer Mahallesi Şehit Kenan Özdemir Sokak'ta park halinde olan Onur Çağrı'ya ait otomobilde kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndüremeyen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrasında araç tamamen kullanılmaz hale geldi. Kaçın o. Apartmandakileri çıkart. İnsanları... Ya Emi! Buraya gel, buraya. Hadi kolay gelsin. Ay, bu nasıl? Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam.
Abi, camlar patlar. Camlar patlar. Camlar patlar. Abi patlayacak, kaç ya. Abi çık oradan. Abi kaç. Abi çık oradan ya. Çık oradan. Abi oradan çık. Apartman dolu var ya. Abi önü var. Abi gelmiyor. Abi oradan çekil. Abi o hiç bir yere bak. Sümer Mahallesi'nde araç tutuştu. Önüne de sıçrayan ateş. Bu da araba kaydı. Yangın Vakıf Geçit Veren Köyü Derekaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail Karaman'a ait arpa ekili tarlanın hemen dibinde bulunan trafoda arıza meydana geldi. Trafodan çıkan kıvılcımlar arpa ekili tarlaya sıçradı. Kısa sürede alev alev yanmaya başlayan tarladan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın çıkan tarla söndürüldü. Arpa ekili olan tarlada 3 dekarlık alan küle döndü. Trafoda çıkan arızayı tamir etmek üzere SEDAŞ ekipleri çalışma başlattı. İş başında. Tabii oraya patates eylemiş ya. Patates eylemiş. Eğer patates olmasın çatı çatı. Yok Allah muhafaza bu tarafa bir atlasayız daha sıkıntıydı. Bu ne kadar gider? Bir zaman çay yandı ya lan. Çay biliyor musunuz siz? Oğlum mu yandı buram yandıydı bir anda. Bunlar da bir yandı çıkıyordu. Şu tepenin şu tarafı yandı. Bir yandı taşıya kadar 80-100 dönüm yer yandı. Bak abi. Biliyor musun? Şelale yapıyor bak. Bak ateş çıkıyor abi oradan bak. İşte kaynak yapıyor yeri döküyor. Aynen abi. Ben artık geçten sahipleri. İstanbul, Ankara ve Bursa gibi şehirlere yakınlığı ve ulaşım kolaylığıyla dikkat çeken Serdivan ilçesindeki Krantepe, paraşütçülerin vazgeçilmez adresi haline geldi. İniş için sunduğu alternatif bölgeler ve şehir merkezine yakınlığı ile paraşüt tutkunlarını kendine çekiyor. Son zamanlarda özellikle dünyanın birçok farklı bölgesinden yabancı turistlerin akın ettiği Krantepe,
adrenalin tutkunlarının cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Bu sporda şehri gökyüzünden izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler 15 dakika için 2000 lira ödüyor. Yükseklik korkusu olanların dahi bu deneyimi yaşaması gerektiğini belirten paraşütçü Kubilay Ertürk, her bir ipin 150 kilogram taşıdığını ve paraşütte toplam 300 adet ipin olduğunu belirtti. Tridem dediğimiz bu. Paraşütü için çok kıymetli bir alan. Türkiye'nin en güzel take-off'larından birindeyiz. Buraya kalkıp buraya inebiliyoruz. Büyük bir alanımız var. Eğimimiz çok yamaç paraşütüne uygun. Çok tehlikeli bir bölge değil. Hem öğrencilerin hem deneyimli pilotların uçuş yapacağı bir bölge. Burada eğitim veren kulüpler de var, özel firmalar da var. Hiç bu sporu yapmayan insanlar başlangıç eğitimi, orta seviye, ileri seviye eğitim alıp kendileri de yapabilirler. Eğer uçmak isterlerse hiçbir deneyimi olmayan bir yolcu, deneyimli bir pilot eşliğinde bizimle beraber önümüzde ayrı koltuğa bağlanarak bu deneyimi yaşayabiliyor. Çok güzel bir spor. Yani kendinizi özgür hissettiren, tamamen böyle kendinizi çok terapi gibi diyeyim yani. Anlatacak kelime bulurum ama müthiş eğlenceli, keyifli. Dışarıdan çok tehlikeli bir spor gibi gözükse de aslında çok tehlikeli bir spor değil. İstatistiklere baktığınızda bir halı saha maçından risksiz ama limitler dahilinde yaparsanız. Rüzgarın belli bir limiti var. Belli bir limitin üstünde çıktım, uçuş yapmıyoruz. Darbeli dediğimiz rüzgarlarda kalkış yapmıyoruz. Onun haricinde bölgenin meteorolojisi çok tehlikeli bir meteorolojiye sahip değil. Buradan kalkıp çok daha yükseklere çıkabiliyoruz termal akımları kullanabilerek. Burada saatlerce de uçabiliyoruz. Öyle bir meteorolojisi var. Çok güzel bir bölge. Yani uçmak isteyenleri buraya bekliyoruz. Sakarya Sportif Havacılık Kulübü olarak her türlü desteği hazırız. Yani tavsiye ediyorum yapmak isteyen arkadaşlara. Çok güzel, çok eğlenceli. Kendinizi özgür hissedebilecek bir spor. Bu sporda uzun mesafe uçuşları da oluyor. Ankara'dan Mersin'e uçuşlar mesela 358 kilometre. Tamamen termal akımları ve rüzgarı kullanarak. Yani herkesi Sakarya, Kırantepe'ye uçmaya bekliyoruz. Anlatılmaz yaşanır diyoruz. 15 dakika bir uçuş yapıyoruz uçmak isteyen yolcularımızla. Uçuş esnasında GoPro ile de video kaydı alıyoruz. Şu anda kişi başı 2000 lira bir ücreti var. Uçuş sonrası da videoyu telefonlarına aktarıyoruz. Hava güzel olduğunda çok daha yükseklere çıkıp arkada Sapanca Gölü'nü falan görebiliyorsunuz. Sonra tekrar hava ve yüksekliğimiz müsaitse buraya inebiliyoruz. Buraya inemezsek aşağıda bir bize tahsis edilmiş iniş alanımız var. Oraya inip sizi getiriyoruz. Videoyu da hemen telefona aktarıyoruz. Çok keyifli, eğlenceli. Yaklaşık bir tane paraşüt ipinin 150 kilo çekeri var ve orada 300 tane ip var. Bağlı olduğunuz karabinaların 2,5-2,5-5 ton çekeri var ve 6 tane karabineye bağlısınız. Ve bu paraşütler her sene araçlar gibi muayeneye, teste giriyor. İpinden kumaşına, karabinasına kadar yedekleri katlanıyor, test ediliyor, öyle uçuşa çıkıyoruz. Çocuğuyla beraber uçmak isteyen bir yetişkin çocuğuyla beraber de uçurabiliyoruz. Tridem diyoruz biz buna. Normal ikili uçuşlar tandem oluyor.
Üçlü uçuşlarda tridem oluyor. Babasıyla veya annesiyle, o da çocuk koltuğuna oturuyor. Bu şekilde de uçuş yapabiliyoruz. Güvenli olmayan bir havada kesinlikle kalkış yapmıyoruz. Yani çok keyifli, eğlenceli, böyle siniri, stresi atıp kadife gibi inersiniz aşağı. O kadar keyifli, eğlenceli. Sadece kalkışta heyecanlanırsınız. Ondan sonra çok rahat bir koltukta oturuyorsunuz ve bütün siniri, stresi atıp iniyorsunuz. Bütün herkesi bu deneyimi yaşaması için bekliyorum. Yapılacaklar listesinin en başına almalarını rica ediyorum. Çünkü uçtuktan sonra bunu bize söyleyen çok insan oldu. Güvenli bir spor. Bu sporda genelde ters rüzgar derler. Ters rüzgar yok, türbülanslı hava var. Onu bir söyleyeyim. Türbülanslı havada da biz çıkmıyoruz.